Siva Nesan, Vatashiva. Prince Elite'desme. Hoş geldiniz dostlarım, benim adım Prince. Yalavo Kartal arkadaşlar. Analik serimizin ikinci bölümündeyiz ve bomba gibi devam edeceğiz arkadaşlar. Son bölüme 1400'e yakın beğeni geldi. Beni çok çok mutlu ettiniz arkadaşlar. Desteğiniz, sevginiz, yorumlarınız için, her şey için çok 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 teşekkür ediyorum sizlerden. Umarım böyle devam eder. Arkadaşlar bu bölümde de bir hedefim var. Benim 1500 beğeniye ulaşabilirsek beni çok mutlu edebilirsiniz. Edebilirsiniz. Edersiniz arkadaşlar. Herkesten ricam, şu videoyu izle, hemen izlerken de bir beğeniye basın. İsteyenler yorum da atabilir. En azından hiç aklınıza bir şey gelmez, hashtag Baba Kartal yazabilirsiniz. Bugün ne var, ne göreceksiniz onu söyleyeyim. International Champions Cup'tayız ve bazen dedi bu Liverpool Ajax maçı geçin dedi. Ama arkadaşlar, insan kaç kere hayatında Liverpool ya da Ajax'a karşı oynar diye düşündüğümden bu maç, iki maçı geçesim yok. Yani Liverpool'u hiç geçesim yok. Bir de bu kupayı almak istediğimden dolayı, çünkü oradan da para gelecek. Bunu transferlerle değerlendireceğiz, buradan gelen parayı eğer birinci olursak. Ondan yani bu maçları da oynayacağım. Yani bu bölümde şu iki maçı göreceksiniz. Liverpool'la Ajax'ı. Sonra diğer üçüncü bölümde esas kritik maç o zaman başlayacak arkadaşlar. Şimdi bu zaten hazırlık dönemi bir şey değil. Ama ondan sonra çok zor bir kura. Beşiktaş adına zamanında ben bunu hatta o zamanlar Avrupa Ligi, UEFA Cup'tı sanırım, kupasıydı. UEFA kupasıydı. Ve Leverkusen'a gitmiştim burada Almanya'da. Yani Leverkusen maçıyla zor olacak. Diğer bölümde 3 maç görürsün sanırım. Fikret Orman'la aramız birazcık açıldı çünkü Santos takımından iki çok genç oyuncuya, en azından birisine çok para verdim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Rodrigo'ya 21 milyon verdik ve ben dikkat etmediğim başka bir şey varmış. O da sözleşme süresi 1 yıl. Onu dikkat etmedim. Şu Rodrigo'ya bayağı çok para verdik. Fikret Orman'dan telefon geldi ve bize birazcık fırça kaydı diyelim arkadaşlar. Neyse, artık göreceğiz bakalım. Yuri Alberto da benim çok çok istediğim, kendi istediğim oyunculardan biriydi. Yorumları okudum ve benim de istediğim oyuncuları bu listeye aldım. Khedira gerçekte de adı geçiyor şu an. Hamsik'in de geçmişti. Ama bunların gelme ihtimali çok düşük gibi. Yine de deneyebiliriz. Dediğim gibi bu seride Beşiktaş'ın yapabileceği transferleri yapmaya çalışacağız. Onun bir tık üstü de olabilir demiştim. Yani öyle o civarlarda artık transfer görüşmeleri yapacağız. Şimdi şöyle bir göz geçirelim. Kimler var? Hızlıca arka. Hamsik, Khedira, Dani Alves var. Bu 35 yaşında olabilir diyorum ben. Paris'te oynuyor kendisi. Pavon var. Bu 22 yaşında. Biliyorsunuz genç oyuncular da takıma katmak istiyorum. Pavon ama bu da herhalde olmaz diye düşünüyorum. Talisca var. Talisca'yı şimdilik alasım yok. Carrasco var, 25 yaşında. Malcolm yazmışsınız. Bunlar sizlerin önerdiği oyuncular arkadaşlar. Malcolm bu da hiç olmaz bence. Normalde de olmaz yani, gelmez. Brahimi var. Sağ kanat. Quaresma alternatifi olarak. Quaresma'yı biliyorsunuz bu son zamanlarda bayağı bir arası açıldı Beşiktaş'la. Güncelleme yapmış telefonla ve o nedenden dolayı Beşiktaş takipten çıkmış gibisine herhalde şeyler. Birazcık tuhaf, inandırıcı gelmedi ama arkadaşlar ben yıllardan beri çok sevdiğim bir oyuncu. Ve o nedenden dolayı Beşiktaş'ta satmayacağım, onu da söyleyeyim size burada. Batsın içindeki Quaresma sevdası diyeyim arkadaşlar. Mario Gomez çoğunuz yazdı. Edin Vişka var arkadaşlar Başakşehir'den, bu aslında çok bomba olur. Ricardo Pereira var. Ndidi dediniz, 22 yaşında. Bunu da birkaç, bayağı kişi yazdı. Neyse, hızlıca göstereyim ben bunları arkadaşlar. Aboubakar, Pagner var. Kaan Ayhan var, stoper. Hem sağ bek oynayabiliyor. Milli takımda tanırsınız. Benim yaşadığım şehirde oynuyor. Malcuit diye bir sağ bek var. Nkunku, 21 yaşında. Paris'te oynuyor. Bunu da futbolla biraz ilgilenen varsa mutlaka adını duymuştur. Yuri Alberto'yu kiralık. Lukman, bunu almaya çalışacağım bu bölüm sanırım. João Felix'i almayacağız. Bunu almayın dediniz çoğunuz. Çünkü bu 140'a mı? Atletico'ya mı gidecek? Manchester United'a mı gidecek bilmiyorum. Epriano, Başakşehir'den, bunu düşünebiliriz eğer Marcelo olmazsa. Gendozi var. Mangala, bu bağımsız oyuncu. Bunu ödemeden alabiliriz. Zeki Çelik. Bunu da çoğunuz yazdı. Sağ bek olarak. Milli takımda oynayabiliyorsunuz. Azbuike var. Rize Spor'dan. Baksanıza düşeyi çok düşük. Sancho var Borussia Dortmund'dan. Tyler Boyd var. Bu büyük bir ihtimal Beşiktaş'a gelecek gibi gözüküyor bu aralar. Bir de Umut Meraş, bu da geldi ama baksana çok düşük arkadaşlar. 69 ile 70 gücünde. Normalde bunlar bence biraz daha güçlü. Ama bakalım. Şöyle zamanı bir ileri alalım arkadaşlar. Ve Liverpool maçına geleceğiz. Okey, böyle oynayacağız arkadaşlar. Okay, hazır mısınız?
International Champions Cup'tayız arkadaşlar ve ikinci maçımıza çıkıyoruz. Son Şampiyonlar Lig şampiyonu karşı Liverpool'a ikinci maçımıza çıkacağız. Biliyorsunuz Liverpool'da geçmişte tatsız bir hikayemiz var arkadaşlar. Anımız var daha doğrusu. 8-0 kaybetmiştik ama ondan önceki maçı da 2-1 yenmiştik. Yani onu da unutmamak gerek. Ve Avrupa Kupası'nda da elemiştik. Yine de o 8-0 acıtıyor insanı arkadaşlar. Ya acısı hala derin, öyle söyleyeyim. Çünkü Şampiyonlar Lig tarihin rekor yenilgisi oldu. Ve hala sanırım öyle. Uzun süre böyle bu kadar zor bir maç görmeyeceğiz. Ama hazırlık dönemindeyiz. Okey, bakıyoruz en iyi ilk 11 ile çıkıyor. Liverpool, Jurgen Klopp. Bizim ilk 11 böyle arkadaşlar. Solda Güven'le başlayacağım. Burak, Karajma, Laiç, Dorukhan, Atiba, Adriano, Miran, Vida ve Gökhan Gönül. Mutlaka sağ bek transferi yapmalıyız. O çok önemli çünkü Gökhan'ın hiçbir alternatif yok gördünüz. Hazır mısınız arkadaşlar? Dediğim gibi beğenmeyi unutmuyorsunuz ve Beşiktaş'ımız ikinci maçına çıkıyor Arena Lig serisinde. Başarılar dileriz. Çok zor bir 90 dakika Beşiktaş'ı bekliyor arkadaşlar. Firmino ara pası hemen Mane'ye doğru. İlk dakikalarda çok tehlikeli geliyor gibi gözüküyor. Liverpool ama Vida hata izin vermedi. Karışma ne yaptın o adamın? Dikkat. Eyvah. Tamam sakin olalım. Kesin topu. Aman dikkat. Arnold. Arnold bunu da söylediniz. Aa bu da gerçekçi olmaz diye almadım arkadaşlar. Normalde Berk de ilk istediğim sağ bek o olurdu. Arnold genç. Geleceğe parlak gözüken bir oyuncu. Olmadı. Ah ulan. O Laiç'e verip yukarıda hemen Quaresma'yı görebilirdik ama olmadı. Devam ediyoruz. 17. dakikadayız. Maçta henüz gol yok. Şimdi Muhammed Salah. Ara pası Firmino'ya doğru. Önünde Vida var. Biber kaç. Miran dikkat etti. Şimdi gönder. Sağda bomboş. Ricardo Quaresma. Topu tuttu. Ortası gelir mi? Geliyor. Şimdi Güven kafaya atar mı? Hayır. Liverpool transfer düşüncelerinde Dorukhan da var. Şimdi dikkat Mane. Firmino Arap aman di oh, bomboş. Orada da bomboş. Salah ve uyuyor Miran. Uyuyor. Var mı uyuyor ya? 1-0 mağlup durumdayız. Muhammed Salah atıyor ve bize poz veriyor. Şuna bak şuna. Tam mal ya. Mutlaka stoper almalıyız. Böyle hata yapma. Salah gibi oyuncu böyle bırakılır mı ya? 1-0 mağlup duruma düştük arkadaşlar. Dakika 36. Bu sefer dikkat. Bu sefer dikkat. Yine kaçırdı. Yine kaçırdı. Yine kaçırdı. 2-0. Mo Salah kendisini ve takımı ikinci golünü atıyor arkadaşlar. Klasik gol sevinci. Defansa çok büyük iki hata sonucuna getiren iki gol. Bu Miran neyse. Birazcık armut çıktı. Hadi Laiç. Şimdi bunu nasıl düzelteceğiz onu düşünüyorum kara kara. Çok güzel. Hadi Burak. At bunu Burak. İşte bu. 2-1 yaptık. Hemen topu al. 2-1 yapıyoruz. Liverpool'un golla cevap veriyor Beşiktaş'ımız arkadaşlar. Çok önemli bu ilk yarı sonu. Yani ilk yarı bitmeden önce bu golü bulmak. Çok güzel paslaşmalar. Quaresma kısa oynuyor. Matip. Joel Matip yetişemiyor. Bakın böyle hızlı kombinasyonlar yaptı mı Liverpool takımına pozisyonlar bulabiliriz ön tarafta. Neyse. Devam ediyoruz ve çok önemli. Çok çok önemli. 43'te gol yedik. 45 artı 1'de de attık arkadaşlar. Bu maçı kaybederse zaten büyük bir ihtimal Liverpool şampiyon olur. Bu International Champion'da. Champions Cup'ta. Maçın ikinci yarısındayız arkadaşlar. Hadi oğlum. Olmadı. Atiba girdi araya. Gönder. Laiç. Ver orada. Güzel bir orta gelsin. Hadi oğlum. Hadi oğlum Güven. Olmadı. Robertson önünde Atiba var. Atiba geçtirmez onu. Atiba eyvah. Eyvah eyvah. Kafa geliyor. Çok tehlikeli pozisyonu yaşıyoruz kalemizde.
Atiba Laiç. Hadi oğlum Laiç, tempo. Gönder Atiba'yı. Quaresma çok güzel döndü. Ricardo Quaresma. Hadi Burak. Burak Yılmaz. Sol offside yapıyoruz. 2-2 yapıyoruz. Beraberlik oldu. Yine kraldan geliyor. Burak Yılmaz. Beşiktaş'ımızın ikinci golü getiriyor. Burada Quaresma'dan çok şık çalım. Liverpool şu an şok içinde arkadaşlar. 2-0'dan sonra maçı garanti zannetmişlerdi. Ama hesapta Burak Yılmaz yoktu. 2-2 yaptık. Çok güzel bir comeback oldu. Şimdi oyuncu değiştirebiliriz. Bir de kaptanı Burak yaparım belki. Neyse. Light çıkıyor arkadaşlar. Yerine Kagawa'ya bıraktı. Beşiktaş 2, Liverpool 2. International Champions Cup'ta Beşiktaş comeback yapıyor. Ama dikkat. Aman dikkat. Ya Miran bir topu da bir çıkart ya. Dorukhan olmasa yine tehlikeli pozisyona gireceğiz. Şimdi Burak. Koş. Çok güzel. Hadi oğlum güven. Ver Kagawa'ya. Kagawa'ya gelir mi olmadı. Araya gir Burak. Burak girdi. Hadi oğlum. Burak Yılmaz 3. Burak Yılmaz 3. Burak Yılmaz hat-trick yapıyor. Liverpool'u dağıtan kral Burak Yılmaz. Liverpool neye uğradığını şaşırıyor arkadaşlar. Önde baskımız, presimiz golü getiriyor. Çok büyük bir hata Van Dijk'ten. Yine top sekerek dönerek bizim ayağımızın önüne geldi arkadaşlar. Sonrasında Burak Yılmaz çok sert vuruyor. Ve belki de bu kupadaki şampiyonluk golü. Bu üçüncü gol arkadaşlar. Devam ediyoruz. Daha henüz vakit var. Şimdi o Liverpool takımı bayağı bir daldı. Bayağı bir daldı. Quaresma koş oradan. Quaresma. Hocam! Hemen çıkart. Bu kadar da olmaz ha. Adamı sakatlayacak neredeyse. Quaresma'ya yapılan sert müdahale. Adriano hayatta kazanamaz o Tofa Tuvallosu'nu. Aman hocam aman. Süpersin Dorukhan. Süpersin. Cemal Lens şimdi. Ricardo Quaresma'nın yerine geldi arkadaşlar. 75. dakikaya girdik. Beşiktaş'ımız 2-0 mağlup durumdayken maçı çevirdi ve 3-2. Şimdi Liverpool karşısında önde. Mane. Ara pası aman. Miran bu sefer ha. Çok kötü bugün. La dur. Miran çok kötüydü. İki golde de hata payı. Çok güzel hocam. Hadi Lens. Sen hızlı oyuncusun. Cemal Lens. Ama olmadı. Olmadı. Devam. Mane. Vida. Oo Vida sen niye yollardasın? Karius aman 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 sala. Bir denesek mi ya Kagawa? Hadi oğlum. Şimdi Kagawa kaleci kurtarıyor. Kagawa biliyorsunuz o böyle friki golü de vardı ilk maçında. İlk maçıydı galiba değil mi? Hemen 2 gol attığında. Neyse korner kullanacağız. Zaman kazanmak için bir oyuncu da alabiliriz. O ona kaç oyuncu değiştirmiş ya? Bayağı değiştirebiliyoruz galiba. İki oyuncu eşitlik Atiba Medel ve Adriano Caner arkadaşlar. Şimdi korner hadi oğlum. Medel kafayı atıyor. Bir metrelik Medel. Neredeyse kafa gol atıyordu arkadaşlar. Hadi oğlum Vida'ya gelsin o top. Vida'ya gelsin. Hadi oğlum Vida kafayı atar mı olmadı. Şimdi dikkat. Oo Dorukhan pili bitti. Allah'ım Miran adamsın. Son saniyeler. Maçta son saniye. Ara pası yine Miran. Oğlum adam topalladı ya. Hele şükür. Son. Çok kritik müdahale ve kupayı aldık arkadaşlar. Kupayı kazanıyor Beşiktaş. International Champions Cup. Beşiktaş'ın diyoruz.
ve buradan çok güzel para gelecek sanırım. Bir de eğer başkanımız sözüne durursa oradan da bir bonus alacağız başkanımızdan. Spikal Orman'dan arkadaşlar. Milan'ı görüyorsunuz. Önce çok sinirlendirdi beni. İçim iki golde de hatası vardı. Ama son dakikalarda çok kritik hamlelerle skoru korumaya yardımcı oldu. Ve koruduk arkadaşlar. 3-2 yeniyoruz. Ve namalup serimize devam ediyoruz. Ama henüz ikinci maç. Diğer şeyde River Plate 3-1 Ajax yenmiş. Ulan onlar nasıl yenmiş? Ve şu anki tablo böyle. Bir maç daha var Ajax. River Plate'i yendik, Liverpool'u yendik. Onlar sadece 6 puan olabilir. 6 puanda da biz avarajlıyız. Çünkü onları iki takımda yendik. Okey. Böylece Ajax maçında oynamaya gerek var mı bilmiyorum. Bakalım belki yeni transferleri deneriz. Okey arkadaşlar, yardımcı antrenör. Biliyorsunuz ben normalde Guti gitti ama ben yardımcı antrenör olarak hala Guti'yi tutuyorum arkadaşlar. Guti bizim yardımcı antrenörümüz. Eğer sizlerin başka önerdiği bir isim varsa söyleyebilirsiniz. Ha, kurnazlık. Atiba pozisyonuna da bir oyuncu alsak mı? Okey, final maçı. Lens gittikçe daha iyi oluyor. Lens iyi. Aslında bu yanda transfer şeyinde o. Sportif direktörümüz bakalım ne diyor. İki yeni oyuncu takıma katıldı. Hey anam arkadaşlar. Umut Güner biliyorsunuz bizim transferde bir numara adamımız. İki oyuncuyu Santos'tan Beşiktaş'a getirdi. Yeni alan oyuncular takım talimatlarınıza alışkın olmayabilir. Ha, tamam alıştıracağız, alıştırırız takımla uğrarlar. Tamam. Medel transfer ilerleyecek mi? Beşiktaş takımı medel PSG kulübü transferiyle ilgili söylentiler. Eyvah eyvah. Paris Sercan mensubuymuş medeli arkadaşlar. Marcelo'yu yine almaya çalışacağım. Çünkü Milan bayağı bir hopladı da zıpladı arkadaşlar. Kiralamaya çalışacağız. Marcelo'ya feda olsun diyoruz. Ve cevap bekliyoruz. Kedira'ya da bir kiralık talebinde bulunalım. Oo, hemen gelirim diyor. Bir dakika bir düşürelim. Ya ben bunu tam çözemedim ama. Bir dakika dur düşürelim şunu. 80'e bir deneyelim. 4 nokta yani yaklaşık 5 milyona kiralamaya çalışacağız. Hamsi 2'yi de deneyeceğim. Aa, bu gelmez bir ihtimal. Ona da şöyle bir 5'e yakın yapalım. Bizim oyuncular da henüz şey gelmedi. Yani yapsam bile kullanmam. Neyse. Olmuyor. Tamam. Boyd. O zaman birazdan deneyeceğiz bunları. Aa, Lookman da var değil mi? Birazcık daha bekleyeceğim. Çünkü Pavard sağ bek olarak olabilir. Bunu da okey demiştik. Bu 13 milyon transfer edeceğiz. De bekliyoruz henüz. Bizim oyuncular tekli. Çünkü sadece 16 milyon şeyim var. Neyse. Bir zamanı ilerletin ve son maça geliyoruz. Şimdi son maç Ajax'a karşı olacak ve burada yeni oyuncularımızı deneyeceğiz arkadaşlar. Ve çok büyük bir rotasyon olacak. Daha kimler var şöyle yedeklerde oynatabileceğimiz. Şu da aslında çok büyük umutlarla geldi. Oğuzhan Aydoğan Borussia Dortmund'dan sanırım altyapısından aldılar ama Şenol Güneş'te hiç forma şansı bulamadı. Ben onu şöyle yedeklerin bizim şeye alayım. Bu şimdi yeni transferlerimizi denemek için güzel bir maç olacak bence Ajax'a karşı. Ajax'ı biliyorsunuz çok genç bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde kıl payı finali kaçırdılar. Belki finali gelseler de onun devamını getirebilecek bir özgüveni vardı aslında. Ve çok çok kulüplere de böyle neden olmasın gibisi bir hava verdi. Yani biz de neden böyle başarılı olmayalım gibisine bir hava verdi. Çok çok önemli bir sezondu bence Ajax futbol dünyası için. O geçirdi son şey. Şampiyonlar Ligi sezonu arkadaşlar. Helal olsun diyorum. Aslında Ajax'ta da çok genç oyuncular var. Ona belki bakarız. Oradan transfer alabiliriz. Neyse arkadaşlar. Bu ana lig ikinci bölümün son maçına geliyoruz. International Champions Cup'ta şampiyon olduk. Ve şimdi yeni iki transferi Rodrigo ve Yuri Alberto'yu sizlere tanıtmak istiyorum. Çok yetenekli. 17 yaşında gencecik yavru kartal diyebiliriz arkadaşlar. Hakim Ziyech bunu çok isterim arkadaşlar. Sizler bir yorumlar atsanız Hakim Ziyech ama gerçekçi olmaz değil mi? Bilmiyorum. Sizler yazın yorumlara. Deneyelim mi Hakim Ziyech'i? Ama Kagawa, Laiç var. Aslında gerekli değil. Ama bakın önde şey solda falan oynuyor. Sağda oynayabiliyor. Sinyal'e yazın ne diyorsunuz? Okey ilk 11'ler böyle. Bence çok zaman kaybetmeyelim. Bizim ilk 11'e bir göz atalım. Bakın çok değişiklik var. İlk 11'de bayağı bir rotasyon yaptık. Utku, Alpay,
Sonra Rodrigo, Huyuri Alberto, Oğuzhan Özyakup. Bunlar yeni kadro rotasyonu. Yuri Alberto, bu neresi olması lazım? Ve Rodrigo, bu yüzüne bayağı bir fırça yedim arkadaşlar Fikret Orman'dan. Ama bakalım. Kendini gösterme zamanı diyoruz ve ikinci maçımız. Şimdi Rodrigo ile topla buluştu. Rodrigo, çalımları güzel bunun. Çok güzel. Hadi Adriano. Bir sağ plası. Quaresma. Quaresma penaltı mı? Hayır diyor hakem. Eyvah eyvah. Okey, hakim Ziyech. Vida. Uzun bir top. David. 9. dakikadayız. Önünde Alpay var. Alpay araya girer mi? Hayır, giremiyor. O da bizim altyapıda yetişti. Aman hocam! Aman hocam! Rodrigo. Rodrigo. Pası geldi. Gönder. Hadi oğlum Rodrigo. Rodrigo! Ulan orta yapacağıma şut attım. Neyse, benim hatam. Devam ediyoruz. Eyvah eyvah. Aman aman. David Neres. Pası. Utku dikkat etti. Şimdi Yuri Alberto. Bunlara çok para verdik. Ama bunlar bomba gelişiyor arkadaşlar. Yuri Alberto. Hadi güzel bir orta gelsin. Defansan kornere çıkıyor top. Şimdi Beşiktaş'ımız korner kullanacak. Dakika 28. Kornerden gol gelir mi? Hadi oğlum. Yuri yükseliyor ama kaleci uzaklaştırdı. Oğuzhan Özyakup. Ondan da çok şeyler bekliyoruz bu sezon. Derken yine hatalı pas. Takım ruhumuz düşük olduğundan dolayı rotasyon sayesinde paslar frenselimiz gibi gelmiyor henüz. Aman hocam. Hakim Ziyech 45'te olamaz. Hakim Ziyech ayağın tersiyle bir Trivela gol atıyor arkadaşlar ve Ajax'ı 1-0 öne geçiriyor. Hakim Ziyech. Çok sıcak odam. Şu spreyim de bitti. Birinci bölümde fırtınalar var bilmiyorum. Ah biraz var. Çık 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 çık. Oh. Su çıkartıyor. Çok güzel gol. İkinci ekrana bakıyoruz. Hızlı çıktı Ajax takımı. Biz defansa birazcık uyuduk diyebiliriz. Ve zamanında bu Fenerbahçe'ye gidiyordu. Fenerbahçe almadı. Şimdi almak istese alamaz arkadaşlar. İlk yarı sona erdi. 1-0 alt durumdayız. Dediğim gibi skor önemli değil. Zaten şampiyon olduk. Biz oyuncuları denemek istiyoruz. Ve maç ikinci yarısındayız. Şimdi. Laiç'i gör. Paslar gelmiyor. Çıkart. Tamam. Yuri Alberto. Gönder, çok güzel. Hadi oğlum Alberto. Yuri Alberto be! 1-1 yapıyoruz. İlk maçında oyuncular forma altında ilk golü atıyor Yuri Alberto arkadaşlar. 17 yaşındaki genç yetenek. Brezilya Santos'tan getirdik. Negredo'nun eski forma numarası 9 numara altında. Beşiktaş'ta ilk golünü atıyor. Kuvarajman'ın asisti. 60. dakikada 1-1 yaptık. Böyle devam edebiliriz. Hadi oğlum Rodrigo. Çok güzel Rodrigo. Ah, birazcık fazla oldu. İşte bu. Bu kötü. Kaleci Utku, sen tut. Utku süpersin. Utku'dan inanılmaz bir kurtarış. Ama atak devam edecek. Allah'ım Gökhan. Gökhan araya giriyor. Pozisyon tekrar bakalım arkadaşlar. Utku çok kritik bir hamlede bulunuyor burada. Sonrasında Gökhan Gönül böyle araya giriyor ve Bert'e golü engelliyor arkadaşlar. Oyuncu değiştirelim. İki oyuncu değiştirdik arkadaşlar. Laiç'in yerine Oğuzhan Aydoğan. Çok genç. Altyapıdan aldığımız oyuncu. Ve çok sert. Necip de Dorukhan yerine geldi şimdi arkadaşlar. Feldman'a bu arada sarı kart çıkıyor.
Çok sert girdi. Gökhan gidiyor. Yukarıda Rodrigo boş. Rodrigo ay, ah, çok çalıma kaçıyor bu adam. Hadi oğlum, hadi Oğuzhan. Oğuzhan aşırtıyor ama olmadı. Kaleci yemedi arkadaşlar. Oğuzhan, Aydoğan neredeyse golünü atıyordu. Bakın çok güzel paslaşma sonucunda şöyle bir aşırtayım dedi. Oğuzhan ama olmadı. Okey, böyle yapalım. Rodrigo oraya alalım. Güven oraya gelsin. İki oyuncu daha değiştiriyoruz. Sağ ve sol bekimiz değişti. Yukarıda görüyorsunuz. Şimdi dikkat. Aman dikkat. Çıkart. Oo, çok güzel arapası. Çok güzel yaptılar. Ama atamıyorlar. Böyle ama gol değil. Maçta son 5 dakika normal süreç. Bu hazırlık dönem dediğim gibi esas önemli maçlar 3. bölümde göreceksiniz. Yani bu maçtaki desteğinizi esirgemeyin. 1500 beğeni yapabilirsek beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Tadic. Hayır, Necip. Ulan Necip. Eyvah. Dikkat etmeliyiz. Hopla hocam, süper. Süper süper kornerden. Afrika kornere gitti top. Son saniyeler maçta. Aman hocam ya. Hayır, yine değil. Yine gol değil sanırım son anda. Ya kalecimiz ya Medel. Araya girdi arkadaşlar. Medel adamım benim. Ama çok tehlikeli anlar yaşıyoruz. Ayak takımı tüm haklarıyla bizim ceza alanında. Süper, çıkart. Şimdi kontra atak. Güven. Uri Alberto. Son aksiyon olabilir. Gelsene Güven. Hadi oğlum. Şut. O direkt olamaz. Dur. Oğuzhan. Oğuzhan Aydoğan. Ve gol atıyoruz. 2-1 öne geçiyoruz. Genç yeteneğimiz. Genç yeteneğimiz Oğuzhan Aydoğan altyapıdan ya da pop takımdan. Şenol Güneş'te forma şansı olmamıştı. Biz ona o forma şansını verdik ve bize golle teşekkür ediyor arkadaşlar. 90+5'te biz gol yiyecek derken Ajax'ı kalesine biz gönderiyoruz. Topu ve bitir artık hakem. 2-1. Namalup Beşiktaş serisi devam ediyor arkadaşlar. International Champions Cup. Beşiktaş'ın ve şöyle bir sen oyuncusuna bakalım. Kaptanımız Oğuzhan. Şöyle bir sarılalım. İlk kupayı getiriyoruz Beşiktaş adına. Kulübümüze ve Kaptan Oğuzhan, International Champions Cup'ı böyle yukarı tutuyor arkadaşlar. Beşiktaş'ımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hemen devam edelim çünkü bitirmeliyim. Böyle, oh, Liverpool'u da yenmiş. Şimdi, Enzo Rocky teklif geldi. Bizim genç oyuncular, güncelen var, Hamsik'te güncelen var. Kedir olmadı. Ama Hamsik olabilir gibi gözüküyor. Okey, şimdi arkadaşlar bakalım. Fikir Orman hocam ne diyor bakalım. İnanılmaz. İnternasyonel olarak kazandık. Tebrikler. Önümüzdeki sezon sahaya şampiyon olarak çıkmak harika olacak. Kulübün gelecek hedeflerine dair bazı fikirlerim var. Ve bu hedefler ulaşacak menajerin siz olduğunu artık çok iyi biliyorum. Hey, okay, bizim şeyimiz bayağı bir güveniyor bize. Kulüp sahibinin güveni %59 gitgide artıyor. Görüşmeler ediyoruz. Marcelo'yu önce bir şöyle yeniden Beşiktaş'a kazandırıyoruz arkadaşlar. Marcelo'yu Enzo Rocco'ya hemen satacağım. Bunu istemiyorum zaten. Şartları kabul et diyoruz. Enzo Rocco'ya hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yani emekler için teşekkür ederiz ve gönderiyoruz. Marlon. Bunlar ne, kiralamak istiyor. Kiralayalım. Şartları kabul ediyoruz. Eyvah.
Ya, mini kartal aldı arkadaşlar. Bunu kabul ediyoruz. Okey, ben burada şimdi biteceğim arkadaşlar. Bitirmek zorundayım. Transfer şeylerini diğer bölümde yaparız artık. Normal birkaç şey daha devam ederdim ama burada bırakmak zorundayım. Şu an çok çok özür dilerim sizlerden çünkü minik kartal, yani en ufak ağlıyor şu an. Ve ben hemen yan odaya gitmeliyim arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Umarım bölüm hoşuna gitmiş arkadaşlar. Dediğim gibi hala transfer önerilerinde bulabilirsiniz. Bulunabilirsiniz. Şöyle birlik programına bakalım. Daha henüz bak biraz daha vakit var. Şöyle en iyi transfer şeyi. Tamam arkadaşlar, daha bir iki bölümlük var. Yani mutlaka yazın. Sağ beke lazım. Çok çok önemli. Stoperi aldık, Marcelo aslında oraya gerekli değil. Milyona alabiliriz. Bu olmadı. Neyse arkadaşlar, oldum. Öpüp gitmeliyim. Kusura bakmayın. Çok çok özür dilerim. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. 1500 beğeni yapabilirsiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Lütfen destekleyin beni. Instagram'dan da destekleyin arkadaşlar. Baba Kartal sizleri çok seviyor. Abone olmayanlar abone olabilir. Teklif varsa yok. Sizleri bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Peace out sayonara. Bye bye. Baba Kartal sayonara.